r billahi r Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli dostlar, bir program daha bismillah diyoruz. Bir programa daha Mahmud Efendi Hazretlerinin Sohbetler isimli eserini okuyacağız hep beraber müzakeresini, mütalasını yapmış olacağız. Böyle güzel insanların sözleri hayatımızı ...geçertiyor. Hem maddi... ...hem manevi sıkıntılara... ...ilaç oluyor... ...düşüncesiyle... ...onun yıllar önce yapmış olduğu... ...sohbetlerinden derlenen... ...efendim... E, ...kitaplar var. Sohbetler isimli... ...kitaplar var. Ayetler, hadisler... ...efendim... ...büyüklerin sözleri... ...Mahmud Efendi Hazretleri'nin... ...baş tacı... ...olarak görmüş olduğu hemen başucu eser olarak görmüş olduğu Risale-i Kutsiye'den efendim beyitler var vesaire vesaire. Biz şimdi hep beraber okuyacağız. Bir iki belki arada laflayacağız, işin muhabbetini yapacağız. Amacımız gönül dünyamıza biraz daha zenginlik katabilmek, hem maddi hem manevi gelişimimize yardımcı olabilmek gayesiyle bunu yapıyoruz. Zaten Allah'ın ayetleri ayrı şifa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel sözleri, hadisi şerifler ayrı birer şifa. Ve o şifaları kendi ne has uslubunca bizlere aktarmaya çalışan Mahmud Efendi Hazretleri'nin yine ifadeleri ayrı birer şifa. Allah dostları, Allah Celle Celaluhu'nun hatrına iş yapan insanlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetliğine yakışır işleri yapanlar, bunların elbette muhabbetleri farklı bir tat, farklı bir lezzet. Ve başlıyoruz. Mahmud Efendi Hazretleri birinci sohbetinde Bakara Suresi 177. ayeti kerimeyi almış. Ve onun o uslubuna, sohbetine başlama uslubu itibariyle نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رُسُولُ ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Leysel birra en tuvallu vuduhakum kıbelel meşriki vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi ve l -l vel yevmil ahiri vel ahiril âyâtil Risale-i Kudsiye'nin baş tarafındaki ilk beyt burası. onu birinci sohbetin baş tarafına almışlar. Sığındım zat gel gidelim. Hemen seyri ilallah gel gidelim. Yüce dergahına yüzler sürelim garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Bu varlıktan geçip Hakk'a gidelim. Aziz, seyri ilallah, gel gidelim. Allah dostları bir işe e'udü besmele, hamdele ve salveleyle başlardı. Mustafa İsmet Karibullah Kudüs'esi Ruhu Hazretleri de Risale-i Kudsiyesinde böyle yapmıştır. Sığındım zati Hakk'a gel gidelim. Sığındım kelimesi Türkçe kelimedir, Türkçe bir ifade. Arapçası tuduröl Uztu, yani ben sığındım anlamında ve burada e, Hazret Ayyaden diye böyle masarları vardır bir takım e, işe edebi açıdan da yaklaşıyor buradaki satırlar itibariyle merak edenler biraz daha e, Detay isteyenler kitaptan istifade etme imkanları vardır tabii e, sığınmak iki şekilde olur demiş. Bir maddi varlıklara yani yaratılanlara sığınmak vardır. Mesela e, bir grup çocuk içlerinden e, biri diğerlerini kızdırıp sonra korkudan anne veya babasının yanına kaçmış olsa onlara koşsa bu bir sığınmadır. Ya da bir insan bir ağacın arkasına saklansa veya eve girip kapıyı kilitlese Bunların hepsi sığınmadır. Bir de manen sığınmak vardır. Bu sığınma tabii ki Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya olur. Zatı Hakk'a sığındım demek Allahu Teala Hazretlerine sığındım demektir. Sığındım kelimesinde efendim hem fiil yani sığınma fiili hem de bu işi yapan kişi olarak ben, sen, kim varsa bunu yapan, bu sığınma işini yapan İkisi bir arada fiil fail bir aradadır demiş Mahmud Efendi Hazretleri Kuddesi ruhu. O zamanki sohbetinde tabii bu sohbetler e, Mahmud Efendi Hazretlerinin işte oturup hadi bakalım yazın bu sohbetleri dediği bir sohbetler değil. Bu sohbetler kıymetli dostlar. E, sohbet esnasında birileri harala gürele sohbetleri toparlamaya çalışıyor. Hatıra kalsın diye böyle uğraşıyor ve ciddi bir emek harcadıktan sonra ortaya çıkan bir sohbet kitabı, bir eser meydana geliyor. Sonra Mahmud Efendi e, Hazretleri burada e, birkaç paragrafla beraber neyi anlatıyor? Arapçadan işte Arapçanın grameri diye tabir ettiğimiz, tarif ettiğimiz sarf ve nahi bilgilerinden birkaç bir şey almış. Yeri geldiği için tabii böyle düşünmüş ve devamında diyor ki, rivayet olunur ki, bir medrese talebesi vefat etti. Bu bir hikaye. Kendisine telkin verildi. Ve onu gömen cemaat geri döndü. Münker nekir melekleri gelip talebeye men rabbuke yani Rabbin kimdir diye sordular. Talebe de, bu bir yine şu anda vereceği bilgi burada Hazret'in nahir bilgisi açıkçası. Ama ben anlaşılsın diye söyleyeceğim. Talebe de men mukaddem haber, bu muakhar mubtada diye cevap verdi. Yani bir isim cümlesindeki bir kaideden bahsediyor. Talebe halbuki sana ne sordular? Senin Rabbin kim diye sordular. Rabbin kimdir diye sordular. Sen de diyorsun ki işte Rabbin şudur, kimdir de budur. Kaide itibariyle bunlardan ibarettir diyor. Melekler alim yani ziyade bilici olan Allahu Teala hazretlerine gidip ya Rabbi bu ne diyor diye sordular. Allahu Teala hazretleri de meleklere benim kullarım benim kelamımı anlamak için bir takım kaideler, kurallar öğrenirler. Bu da onlardandır. Söylediği doğrudur. Ona dokunmayın buyurdu. Bakınız Arapça kuralı bilmek Rabbim Allah'tır demek yerine geçti. Tabii ki bu kuralı Allah rızası için öğrenen bir Zihne ve zihniyete Cenab-ı Hak bu yolu belki verir yani. Yoksa Allah'ın dinini yıkmak için de birileri ne yapıyor? İcabında Arapça öğreniyor. Başka başka diller de öğreniyorlar. Mustafa İsmet Karibullah Hazretleri اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ dediğini ifade ediyor. Neyle? Sığındım demekle beraber. اَعُوذُ e Mahluktan halika dönüş. Yani yaratılan, ne kadar ne varsa bunların hepsinden yaratana koşmak. Hadi bakalım Allah'a diyoruz ya. İşte aynı onun gibi mahluktan halika dönüştür. Eûdu demek bu demektir. Acaba ara sıra e, değerli dostlar yani Eûdu billahi mineşşeytanirracim desek mi ne yapsak? Hiçbir şey olmadığı yerde zaman zaman Eûdu billahi mineşşeytanirracim demek çok da bir şey kaybettirmez hatta kazandırır. Cenab-ı Hakk'a olan efendim ilticamızı, ona sığınmamızı ve onun yaratmış olduklarından, onların şerlerinden, başta kendi nefsimizin şerlerinden Allah'a sığındığımızı itiraf ediyoruz. Kötü mü? Arada biz bunu söylemekte fayda var. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm diyelim. Nokta. Peki devam ediyorum. Hayırların hasıl olması, bütün belaların def olması için nefsin ihtiyaçlarında tam zengin olan Allah'a sığınmaktır. Bakın bu Allah'a sığınmanın bir amacı var. Burası çok önemli. Ne o? Hayırların hasıl olması. Bütün belaların def olması için nefsin ihtiyaçlarında. Evet. Tam zengin olan Allah'a sığınmak vardır burada. Burayı hiç unutmayalım kıymetli dostlar. Demek ki اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ diyen biri ne yapar? Fefirru ilallah diye o ayeti kerime var ya. İşte o ayeti kerimeyi bir kere daha hatırlamış olalım burayı. O ayeti kerimeyi sözel olarak yani kavli değil mi? Yani bir zat ifade olarak amel etmiş olur. Cenab-ı Hak hepimize bir de kavli olarak, sözel olarak değil de eylem, fiil olarak kendisine sığınmayı nasip eylesin. Mesela namaz vakti geldi, camiye gitmek ona bir sığınmaktır. İlla camiye gittik de maddi bir anlam değil yani o anlamda söylemiyorum. İlla bir namaza durmak. Hadi bakalım abdest alalım, bir namaz kılalım demekte de aynı şekilde nedir? Ee, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bir sığınmadır. Ayrıca Mevla'ya yaklaşmaya acizlikten başka bir vesile olmadığına, yani biz aciziz ya Rabbi, sana yaklaşmaya aciz, biz e, bu noktada bu işi becerebiliyoruz, iddiasında değiliz gibi bir e, sonuç ver burada. Hakiki acizliği anlamak, idrak etmek de makamların en nihayeti değil. Değerli dostlar, geldik programımızın sonuna. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yaşayabilmek ve yaşatabilmek gayesiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rekatuhu. <laughs>